Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. 21, 22, 23 Perşembe, 24 Cuma, ne 26... Nevalet abla, sun artık şu programı. Ay anacığım, bak yine kafamı karıştırdınız işte. Kaldığım yeri şaşırttırdınız bana. Neyse, iyi akşamlar sayın seyircilerim. Pardon mis. Ben artık gün sayıyorum anacığım. Aşermeleri bitti, gün saymalarım başladı. Ama hep birileri kafamı karıştırdığı için kaçıncı günde olduğumu şaşırıp bir daha başlıyorum. Yani say say bitmiyor. Ay bir de bunlar yetmezmiş gibi başımıza kız mı olacak, erkek mi olacak, adı ne olacak derdi çıktı. Ay kaynanam tutturdu, Mustafa'mız olsun diyor. Benim annem de halemiz de cihalemiz olsun diyor. Ay ne haliniz varsa görün dedim, bıraktım anacığım. Ayrıca Nebahat hayranlarından gelen istek mektupları da cıvası. İşte bunlardan bir tanesi. Ankaralı bir Nebahat hayranım. Çocuğun büyüyünce senin mesleğini sürdürecektir Nebahat. Kız olursa Megalet, erkek olursa Omega koy diyor. Sen bu isimleri çok mu aradın anacığım? Kendi çocuklarının adları akreple yelkovan herhalde. Evet bakalım bu mektupta ne var? Bayrampaşa kapalı cezaevinden bir Nebahat fan kulüp üyesi daha. Kız olursa tahliye, erkek olursa müebbet olsun diyor. Ay kocam Rıfkı da bu konuda çok ilgisiz. Geçen gün bana kız erkek fark etmez Nebahat. Kıza ayrı, erkeğe ayrı zaman mı? Şimdi ikisi bir arada dedi. Ay nasıl sinirlendim, maynak Rıfkı. Ondan da başka bir şey beklenmez zaten. Selim Bey, bir dakika anlatıyorum. Şunu Nebahat Hanım. Şşt, aa, susun anacığım. Şimdi benim saatim. Siz haberlerde konuşun. Nebahat abla, bunu yan masadan gönderdiler. Hangi masadan? Nebahat... Çocuğunun ismini kız olursa Bülten, erkek olursa Kanal koy. Sersemler. Olur anacığım. Hatta çocuğumu yolum düşerse İngiltere'de doğursam adını İngiliz Kanal koyarım. Ay deli mi ne ayol bunlar. Herkes bir şey istiyor. Gazino programına döndük vallahi. Ah, program dedim de aklıma geldi. Programı sunmayı unuttum anacığım. Hadi programı seyredin. Fıt diye açıyorum, içinden yağlı ekmeğimi çıkartıyorum. Aferin Sibel'ciğim. Çok iyi yapıyorsun. Bakayım. Çok iyi olmuş. Aferin Sibel'ciğim. Çok çok iyi olmuş. Elini sağ ol, elini sağ ol. Ya şimdi anladın mı benim çantamı niye hemen fıt diye açmadığımı? Önce bir bakıyorum. Öğretmenimizin yanımızda olmadığı bir zaman açıp yiyorum. Devir eski devir değil. 3 kuruş maaş veriyorlar adamlara. Ne yapsınlar? Yoksa sen hala annenin devrindeki o bolluk bereket şimdi mi var sanıyorsun? Biliyorsunuz program aralarına reklam giriyor. Anacığım, reklamın girmediği yer mi var? Buyur abi. Dikkat! Allah! Hemşire, manyak mısın sen? Çabuk diye şu masanın altına, çabuk 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 çabuk. Ya ne olayım hemşire, anlamamış ya. Yahu bırak soru sormayı, senin iyiliğini düşünüyoruz, gir şu masanın altına. Hele jandarma falan bir şey mi geliyor? Tövbe tövbe, yahu vakit kaybetme, gir şu masanın altına. Vallahi hiç şey anlamamış ya, baba dediğini yapacağım. Tamam, tehlike geçti. Ya hemşire, hele ben hiçbir şey anlamamışım. Önce saplamışsın, sonra tekrar çıkmışsın.
Ya sen nerede yaşıyorsun be hemşerim? Doğma büyüme İstanbul'u ya. Az önce İstanbul'un görebileceği en büyük tehlikeyi atlattın. Deme ya, desene ben de bok yoluna gidiydim. Hem öyle bir tehlike ki teröristler bile bir memlekete bu kadar büyük zarar veremezler. Allah Allah, hele bir anlat da dinleyek ya. Şimdi ben evlenmek üzereydim. He. Bak anlatayım da dinle. Bir gün hiç unutmuyorum. Nişanlımı taktık kuruma, kastık düzgünlüğü fazla. Sevgilim, evlendiğimizde yeşil panjurlu küçücük bir evimiz olacak. Saçmalama ayol. Hangi devirde yaşıyorsun? Senin kamu idaresi ortaklığının evlerinden haberin yok galiba. Ne yapayım ben senin yeşil panjurlu evini? O halde Emlak Bankası'nın evleri olsun. Ben onları çok beğeniyorum. Tamam. Duvardan duvara yün sa döşeriz. Hayır. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu diyeceksin. Bir de yatsan alırız. Mekan alırız. İçi gözüküyor. Peki mobilyalar %100 kelebekten. Yeni bir kelebek, yine bir kelebek. Hayır. Esmer mobilya, rakipsiz. Niye benim zıttıma zıttıma konuşuyorsun? Yoksa sen hala annenin margarinini mi kullanıyorsun? Al beni, al götür beni doğaya. Rama rama. Ben onu kullanıyorum. Sen kalp sağlığını düşünüyor musun? Stresi önlemeyi, bu evliliği kurtarmayı. Besel. Ne biçim adamsın sen ayol? Çıkar çıkmaz çatan adam. Nasıl laf ama? Anlaşılan biz seninle birlikte olamayacağız. Ça 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 ça. Evet, belli ki biz ayrı kanalların izleyicisiyiz. O zaman elveda. Güle güle. Beni ne isteyenler oldu ayol? Doları olanlar, marka olanlar. Çok kazandıran banka. Çok kazandıran banka. Ya işte böyle hemşerim. Ne güzel evlenecekken ayrılmak zorunda kaldık nişanlımla. Allah Allah. Ya ben senin bu anlatıklarına hiçbir anlam verememişim ya. Bak doğma büyüme İstanbul'lu arkadaşım. Başımdan geçenleri ben anlatayım da. Komşu kapılarımız karşı karşıya ama hiç görüşemiyoruz. Doğru azizim, haklısınız. Malum iş güç işte. Geçen gün baktığımda Aygaz'dan buzdolabı alıyordunuz. Da 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 Aygaz. Tabii şekerim. Aygaz'da küçük taksitler, büyük mutluluklar. Aygaz. Biz Samsung'tan vazgeçmeyiz. Ne de olsa dünyada beşinci. Şekerim, kocan seni hala otomobillendirmedi mi? Bizim yaşanacak otomobilimiz var. Çoktan başvurduk şekerim. Biz kendimiz ve ailemiz için en iyi olanı alıyoruz. Uygarlığa giden yolda, Mazda... 323. Hadi gelin birer sigara içelim. Özgürlüğün ve maceranın tadı. Camel. Ben gece mavisinden vazgeçmem dostum. Parlament pazar gecesi sinemasında buluşalım. Siz de çok demodesiniz şekerim. Birincileri bırakıp üçüncüleri, beşincileri kullanıyorsunuz. Ayol bir kere bizim evimiz hep birinci sınıf markalarla doludur. Asıl siz evinizi üçüncü, beşinci sınıf markalarla doldurmuşsunuz. Mutfakta birisi mi var? Bunların mutfağında birisi bile yoktur. Hatta eminim ki en birinci çay markasının adını bile bilmiyorlardır. Hadi karıcığım kalk biz evimize gidelim. Bunlarla anlaşamayacağız. Ah, affetmişsiniz siz onu. Bir kere bizim her şeyimiz birinci sınıftır. Süperdir. Süper efendim. Buyurun efendim. Senin neyine gerek? Annenleri çağır. Anne, sizi istiyorlar. Ne vardı? Bu beyler hem sizi hem de Selma Hanımları arıyorlar. Buyurun, ne istiyorsunuz? Efendim, ben Nalan Hanımları arıyorum. Evet, İstanbul 5. İcra Memurluğundan haciz için geldim. 5. mi? Efendim, ben de sizi arıyorum. İstanbul 1. İcra Memurluğundan geliyorum efendim. Birinciymiş. Bir daha söyler misiniz lütfen? Belki duymayanlar olmuştur. İstanbul 1. İcra Memurluğu efendim. Hadi şekerim, evimize gidelim. Bize gelen 1. icra memurlarına yardımcı olalım. Gidelim karıcığım. Bu arada Dalan Hanımlar da 5. icra ile uğraşsınlar bakalım. Yo vallahi ben yine bir bok anlamayacağım. Bak şimdi, senin anlayacağın şekilde anlatmadılar da ondan. Ben sana şimdi hikayemi anlatayım da dinle. Ahmet, sen neredeydin bakayım bugün? Okuldaydım baba. Ya sen Mehmet. Baba ben bugün okulu kırdım. Bir de yüzüme karşı konuşuyor. Ahlak, terbiye kalmadı zaten. Dur. Mehmet'e kızdın, Ahmet'i de dövüyor. Ahmet ayrı, Mehmet ayrı. Zaman mı? Şimdi ikisi bir arada. Bana bak, bu çocukları sen böyle şımartıyorsun hanım. Bana niye kızıyorsun ayol? Senin de çocukların, sen ilgilen. Saçmalama. Biliyorsun çalışıyorum. Dayanıklı, emniyetli, sağlam, lastik preli. Fabrikasında çalışmanın ne demek olduğunu biliyor musun sen? Tüh, yazıklar olsun.
Yıllardır size saçlarımı arçelik ettim. Sen kolay mı sanıyorsun ev idaresini? Bütün gün şu televizyonun karşısında oturuyor, reklamları seyrediyor. Bakıyorum hangi marka ne hediye veriyorsa gidip onu alıyorum. Bak geçenlerde Vester televizyon fotoğraf makinesi veriyor diye gittim bir tane televizyon aldım. Televizyonumuz vardı. Fotoğraf makinemiz yoktu. Batırdınız beni ya. Size para yetiştireceğim diye. Bol bol fındık, çikolata bile yiyemiyorum ya. Yeter artık be. Ya demek biz sana fazla geliyoruz. O zaman ben anamın evine gidiyorum. Aman durduğun kabahat. Sanki yalvaracağım. Alo evlenmek istiyorum. Bir telefon ederim hallederim. Ben senin böyle yapacağını bildiğim için süper turnikeye bile müracaat ettim. Milyonları kazanayım da görsen. En büyük avukatları tutup seni sürürüm sürüm süründüreceğim. Ya işte böyle kardeşim. Bu reklamlar yüzünden hayatımızın dengesi bozuldu. Bir dar gelirli için reklamdan daha tehlikeli ne olabilir ki? Vallahi bu sefer çok iyi anlamışım. Öyle mi anlamışım ki? Hadi koy! Yine ne oldu? Yo ne olmadı ki? Telefon edip köyden bebe belik hepsini büyük şehre çağırmışım. Gideyim iptal edeyim de gelmesin de ben de ilk otobüsle köyüme döneyim. Böyle büyük bir tehlikeyle büyük şehirde yaşanmaz kurban. Suya sabuna dokunmaya gelmiyor anacığım. Faturası kötü çıkıyor sonra. Faturalar ev yakıyor ev. 2-1 Kemal Efendi! Kemal Efendi! Ara ki bulasın, hiçbir zaman yerinde yoktur. Çatla inşallah salak karı. Kapıcınız olduysa uşağınız olmadık. Adımı ezberliyor. Kim bilir ne cehennemdesin. Duyar da duymamazlıktan gelir. Allah cezanı versin seni kapıcı gibi. O beddua dönsün dönsün de senin başına gelsin. Kim o? Kemal, apartman görevlisi. Kapıcı Kemal, iki saattir bağırıyorum. Niye cevap vermiyorsun? Gözün çıksın duymadın, önünü göreyim duymadın. Ben çağırdım diye mi geldin? Yok ben kendiliğinden geldim. Ne var ne istiyorsun? Sen söyle. Sular akmıyor, bulaşık yıkıyordum yarım kaldı. Sen mi kestin suları? Ben kesmedim, sular zaten kendiliğinden kesik. Hep kesik zaten, sen ne istiyorsun? Su parası geldi. Ne parası? Su parası, su parası. Allah Allah, iyi suyla helaya giriyoruz vallahi. Ne gelmiş? Su parası. Su gelmiyor da faturası niye geliyor? Akmaya suyun faturası mı olurmuş? Bakayım bir şuna. Bu ne bu? Su parası. 412 bin lira su parası olur mu ya? Aman yanlış bakıyorsun be. 412 bin 322 0071 makbuz numarası. Bakayım bir. Ha tamam tamam şurası bak 24.741 lira. Hayır o sayaç numarası bak altta yazıyor su parası. Bakayım bir. Ha tamam tamam 777 bin liraymış. 777 bin lira su parası. Ne lan bu? Burası hamam mı lan? Yanlış bu be. Başkasının makbuzunu bize getirmişsin. Al getirsin hadi. Al getirsin hadi hadi. Hadi. Lan ne yapsın lan? Ne yazıyor lan burada? Bak burada. Burada 4 numara yazıyor. Kapının üstüne yazıyor? Bak 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 bak. Söyle bakın siz kaç numarada oturuyorsunuz? 4. E daha ne? Ne var ayol ne bağırışıp duruyorsunuz ne oldu? Hayırdır ne oluyor? Ay çıldıracağım vallahi 777 bin lira su parası gelmiş olacak şey değil. Eyvah kim bilir bize kaç para gelecek biz de çok kullandık bu ay. Artık 800 mü gelir 900 mü gelir dur bakalım. Bizden beterleri var. İnşallah. Kemal efendi getir ver bakayım şunu. Buyur abla. Ne gelmiş? Normal 57 bin lira. Ha? Kemal efendi akşam gelip alırsın parayı. Sizden ne zaman alıyorum parayı? Hadi, hadi! Sen bizden dalga mı geçiyorsun lan? Böyle su parası olur mu? Dil, dil! Ne bağırıyorsun adama be? Onun ne kabahati var? Doğruya, sana bağırmam lazım. Pardon, temizlik bahanesiyle su yargıya sensin. Aa, her sabah duş yapan da sensin. Bana bak, kafamı bozma kadın. Bozulursa ne olur be, sersem. Şimdi görürsün lan, ne olacak? Gir lan içeri. Ne oluyor? Gel lan buraya. Gir lan buraya. Gir lan buraya. Bağırma! Merhaba Kemal efendi. Merhaba. Bunlar telefon faturaları. Şunları bir zahmet dağıtın. Ulan şunları bire bire götüreceğine hepsini bir geçsenize. Nasıl vereceğim ben şimdi bunu? Tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya. Tövbe ya Rabbi ya. Ne var Kemal? Telefon faturası. Ne gelmiş Hanife? Telefon faturası. Bir bakayım. Bu ne Hanife?
1.212.008 lira telefon faturası. Sabahtan akşamlara kadar annenle konuşmayı biliyorsun değil mi Hanife? 9 yıldır telefonlarda sen arıyorsun Allah'ın cezası! Bir kere Ahu Tuğba'yla konuştum Hanife. Cemal! Şimdi görürsün sen! Cemal! Yuvamı yıktın! Bir daha bize telefon parası! Su parası getirme! Yaktım çıralı Hanife, davranma. Ulan topunla gel, sen de yatar ulan. Niye ağlıyorsun Kemal Efendi? Ya ben yukarıdayken elektrik faturaları gelmiş, nasıl dağıtacağım diye düşünüyorum. Hadi üzülme, ver bakayım benimkini. Allah Allah! Ay o gene dünyanın parası gelmiş. Nereden çıktı? Ne var? Elektrik faturası. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Önce özetler. Yeni bir bakanlık daha kuruldu sayın seyirciler. Nurcan Yatır'ın protokoldeki yeri değiştirildi. Yurt dışına giden bakanlık kafilesi kaçırıldı. Gün geçtikçe maddiyatçı bir toplum oluyoruz. Geçen hafta ülkemizde kısa süreli bir refah dönemi yaşandı. Bestami'nin kalçasından vuruluşun tepkileri sürüyor. Şimdi haberler. Bestami Balta'nın kalçasından vurulması yurt içinde ve yurt dışında büyük tepki uyandırdı sayın seyirciler. Polis Bestami'nin kim vurduya gitmemesi için onu gerçekten kimin vurduğunu araştırıyor. Ailenizin bu haberi ben Hamit El Sabah ve tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle olayın üstüne üstüne gittik ve olayın altını üstüne getirdik. Ay benim çalıştığım gazinoda böyle rezalet olmaz. Ay kovuyorum hepinizi. Ay. Hadi defolun buradan. Kovdu bu lan sizi. Ay bile. Yeme ayol şu bulaşıkları, yeme ayol. Aa, çöp tenekesi mideli herif. Günah değil mi? Dökülecek bunlar. Bu konudaki ayrıntılı haberimizi özel haber bölümünde izleyebilirsiniz. Değişen yaşam koşullarının bazı meslekleri de değiştirdiği ve artık bu meslekleri yapanların asıl mesleklerini unuttukları bildirildi sayın seyirciler. Şimdi değişen mesleklerle ilgili röportajımızı getiriyoruz ekranlarınıza. Efendim noter beyle görüşeceğim. Kendisiyle konuşmak istediğim çok önemli bir hukuki sorunum var. Bugün olmaz efendim. Bugün sayın noterimiz çok meşguller. Kendileri 900'lü telefondan ilgileniyorlar. Türkiye'nin başkenti neresidir? İzmit'in pişmaniyesini yiyen mi pişman yoksa yemeyen mi pişman gibi sorularla ilgilenecekler bütün gün. Ya o halde yarın geleyim. Maalesef yarın Ayla lezzet testinde bulunacaklar. Biliyorsunuz o reklam noter huzurunda yapılıyor. Hatta bir ara Ayla! Diye bağırıyor. İşte o bizim noter. Peki öbürsü gün gelsen? Öbür gün bir deterjan reklamında bulunacaklar. Hayriye Hanım'ın çamaşırları mı daha beyaz yoksa Lütfiye Hanım'ın çamaşırları mı daha beyaz ona karar verecekler. Peki bu noter hiç mi gelmez bürosuna? Vallahi belki geliyordur ama biz hala tanışamadık kendisiyle. Çünkü çok meşguller, çok. Ekonomik bir anlaşma için Japonya'ya giden bakanlık kafilesi kimliği sonradan belirlenen bir kişi tarafından kaçırıldı. Olay bakanlık çevrelerinde panik yaratmadı. Yeni kararnameleri getirin de imzalayalım. Peki efendim. Hülya Hanım yeni kararnameleri getirir misiniz? Bakan Bey imzalayacaklar. Tabii efendim. Arkadaşlar
Arkadaşlar size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne oldu ya, mecliste gene kavga mı çıktı? Hayır efendim, yurt dışına giden kafilemizi kaçırmışlar. Peki nereden duydu? Şimdi haberlerde öğrendim. Peki hangisini? Ekonomik anlaşma için Japonya'ya giden kafilemizi kaçırmışlar. Aa, onlar mı? Önemli değil ya. Biz ne yapacaktık? Efendim kararnameleri imzalayacaktınız. Kızım kararnameleri. Teşekkür buyurun ederim. Efendim. Hoş geldin sen de. Sofrayı hazırlıyorum Erol. He. Misafirlerimiz var, birkaç tabak daha koy. Baş gene mi? He gene. Geç. Oyalanma geç. Geç hadi çabuk. Bu sefer kesinlikle doğru insanları kaçırdığından eminim. Yok, kimdir bu rehineler? Bunlar bakanlığın yurt dışına yolladığı heyet. Ama bu sefer kararlıyım. İsteklerimiz yerine getirilinceye kadar bu heyeti bırakmayacağım. Çok pardon ama isteyeceklerinizi kimden isteyeceksiniz? Sizden isteyeceğim. Aa, ne isteyeceksiniz bizden? İş isteyeceğim, sosyal güvence isteyeceğim, çocuklarımızın fakülteye yazılabilmesini isteyeceğim. Aa, bunları niye bizden istiyorsunuz? Sizden istiyoruz çünkü siz bakanlık yetkilisiniz. Halkın sorunlarına siz çözüm bulmuyor musunuz? Yok, ben yetkili değilim ki. Ben bakanın görümcesiyim. Ben bakanın yakın arkadaşıyım. Ben bakan beyin hanımının terzisiyim. Ben de bakan beyin kayınçosuyum. İçinizde hiç mi yetkili yok ya? Yok. E peki niye bakanlığın gezisine gidiyorsunuz? E gezi işte, adı üstünde gezmeye gidiyoruz. Mesela ben Japonya'yı hiç görmemiştim. Ben de. Ay gördün mü beceriksiz herif, gene aynı şey oldu. Hele bir kere de doğru dürüst işe yarar birilerine rehin alsan ne olurdu ha? Yahu nereden bileyim ben be? Japonya'yla ekonomik anlaşma yapacak heyet denince bakan milletvekili falan zannettim. Heriflerin kabileye görümcelerin terzilerini yakın akrabalarını dolduracaklar nereden bileyim? Yemeğe kız. Hadi gidin gelsin, hadi. Geçtiğimiz hafta ülkemizde refah düzeyi aniden yükseldi sayın seyirciler. Vatandaşlarda şaşkınlık ve memnunluk yaratan bu durum oldukça kısa sürdü. Rüya mı görüyorum? Ne kadar ucuz bunlar böyle. Yok abla yok, gerçek rüya falan değil. Daha bu sabah ateş pahasıydı. Hükümet yeni fiyat ayarlaması yaptı abla. Sen buna inanma Hayri. Rüya görüyorsun galiba. Bugün bir tarafını morartan tek sen değilsin abla. Peki sen kar edebiliyor musun Hulki Efendi? Kar etmez olur muyum abla? Hükümet aracıyı ortadan kaldırdı. Eskiden üretici tarladaki malını yok pahasına aracıya satıyordu. O aracı başka bir aracıya, o aracıdan o aracıya bizim manav tezgahına gelene kadar anasının nikahı oluyordu. Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbi. Bu günleri de görecek miydik? Yüce devletimize şükürler olsun. Tart bana şuradan 10 kilo elma, 5 kilo havuç, 8 kilo patates, 9 kilo soğan, 10 kilo portakal hadi. Günaydın Hayri'cim. Günaydın Nevim Hanım. Haberin var mı kız fiyatlardan? Olmaz olur mu şekerim? Ben de şimdi bakkaldan geliyorum. İnanmayacaksın ama sucuk bile aldım. Ay gideyim ben de alayım, midemiz bayram etsin. Hulki'ye ben de sor benimkileri, şimdi geliyorum. Buyur abla. Hulki Efendi, bana da 10 kilo elma, 10 kilo havuç, 10 kilo patates, 10 kilo soğan, 10 kilo da üzüm sar. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hacı Efendi, emekli maaşını almaya gitmiyor musun? Sorma. Dün akşam saatlerin ikisini de kurdum. İkisi de çalmadı zıkkımlar. Namazı da kaçırdım. Nasip olursa yarın sabah namazdan sonra gidip gireceğim kuyruğa. Artık kuyruk muyruk kalmadı. Memlekette büyük ilerleme var maaşıda. Ben de biliyorum. Yaşlılık zor sanat. İnsan birdenbire bunu iyi veriyor vallahi. Ya Kadir Efendi, havalar bir öyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Kendine dikkat et. Çarpıldın galiba. Oğlum bak, emekli maaşımı yeni aldım. İnanmasan tut da bak. Ya sıcak. Artık jet operasyon uyguluyorlar. Bütün emeklilere birer kart veriyorlar. İstediğin bankadan gidiyorsun, pat diye paranı çekiyorsun be. Aman bana müsaade. Bugün beklenen kanun çıkarılmış, yaşasın! Ya biliyoruz, biz de dinliyoruz değil mi? Nezahat yavrum! Ne oldu lan, ne var, niye bağırışıyorsunuz? Radyolar açıldı teyze! Radyolar mı açıldı? Ya ne biliyorsun, tafarlansana! Niye, ne oldu ki? Ya devlet bize lojman tahsis etti, evimize taşınıyoruz! Lojman! Tabii ya! Allah!
Ya Hayri'cim, az önce geldi. Hükümetten gönderilmiş. Havadan kaptığım son ihalelerim iptal olunmuş. Ayrıca aldığım teşvikleri de bir hafta içinde ödemem gerekiyormuş. Ne? Sana da mı geldi? Bana bak, öylesi şaka falan değil bu. Ya ne oluyor azizim? Eskiden yolsuzluklar üzerine böyle gitmezlerdi bunlar. Ay Allah. Kim o? Açın kapıyı polis! İyi günler. İyi günler. Pes yani, artık yazılanları kaynağında mı engelliyorsunuz? Öyle bir niyetimiz yok. Henüz 5 sayfa yazmıştım, onları mı toplamaya geldiniz? Böyle konuşmakta haklısınız. Biz daha önce toplamış olduğumuz kitaplarınızı iadeye geldik. Lütfen ısrar etmeyin, çaya kalamayacağız. Diğer yazarların da kitaplarını iade edip kendilerinden özür dileyeceğiz. İyi günler, iyi çalışmalar. Saygılar. Allah Allah, ne oldu bu polise böyle? Buyurun, ne istemiştiniz? Ben başbakanımıza bir teşekkür etmek istiyorum. Yani bir vatandaş olarak bugün çok mutlu oldum ama çok. Ne olur bir teşekkür edeyim. Buyurun. Bugün ülkemiz için çok yararlı kararlar verdik. Evet, şimdi milletvekillerimizin kavgalarını ve devamsızlıklarını önleyecek yasayı imzalıyoruz. Hay Allah sayın başbakanım, nereden oturttuk bu çocukları buraya? Hayır, bir şey değil, bizim beceriksizliğimiz daha çok ortaya çıkacak. Bizim bunca zamanda yapamadıklarımızı bir günde becerdiler. 23 Nisan geleneğiymiş. Nereden çıktı bu icat? Şimdi anladım. Bunca olumlu değişikliğin sebebi sizsiniz demek. 23 Nisan diye oturttular değil mi yavrum sizi oraya? Keşke o koltuktan hiç kalkmasanız. Güzel dileklerim sizindir çocuklar, yarınlarda umut var gibi. Hayallerinizde ki o güzel günleri, gözleriniz sorar gibi. Ellerinizden tutup yürümek isterim, sizinle mutlu günlere. Son bulduğu bir yere, kötülüklerin birlikte gitmek isterim. Çocuklar, çocuklar, sizi çok seviyoruz, çok seviyoruz çocuklar. 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 Olacak O Kadar televizyonu en çok izlenen ve en çok reklam alan program olma özelliğini koruyor. Reklamlardan sonra haberlerimiz devam edecek. Olacak, olacak, olacak o kadar. Sayın seyirciler, mevcut bakanlıkların hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla yeni bir bakanlık daha kuruldu çok şükür. Yeni bakanlık dolup taşıyor. Hizmetler yeterince yapılamıyor ama ne yapalım, buna da şükür. Teşekkürler, çok teşekkür ederim, sağ olun. Sayın bakanım, hayırlı olsun. Kutlarım sayın bakanım, tebrikler. Teşekkürler. Hayırlı olsun efendim. Teşekkürler. Sayın bakanım, tebrik ederim. Sağ olun efendim, teşekkürler. Bakanlığınız vatana millete hayırlı olsun sayın bakanım. Hürmetlerimi arz ederim efendim. Tebrikler çok sayın bakanım. Sağ olun efendim. Efendim bazı vatandaşlarımız hadlerine düşmeyerek sizinle görüşmek istiyorlar. İçeri alayım mı? Alalım efendim. Bu vatana hizmet için varız. Alalım. İsminizi istifam edelim efendim. Müsaadenizle. Müsaadenizle efendim. Müsaadenizle efendim. Geçeyim. Kapıya kadar geçeyim. Buyurun efendim. Her zaman bekliyorum arkadaşlar. Güle güle efendim. İyi günler. Güle güle efendim. İyi günler efendim. Efendim hangi bakanlığımızın vatan için verdiği hizmetlerden muzdarip bu vatandaşımız? Efendim ekonomi bakanlığımızın aldığı önlemler paketiyle ilgili sancıları varmış. Arz etsinler mi? Etsinler. Buyurun arz edin. Buyurun. O arz etsin, sen sonra arz edersin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Rica ederim. Buyur anacığım, emret. Biz önlem paketi falan alamayız oğlum. Biz ekmeğimize katığı zor alıyoruz. Varayım gideyim bakana bu durumu bildireyim dedim. Haklısın ama böyle konuşmaman lazım anacığım. Neden diyecek olursan, çok şükür anacığım. Çünkü bak Somali anacığım, insanlar bırak ekmek yemeği, otu bile zor bulup yiyorlar, öyle değil mi anacığım? Yani içinde bulunduğumuz duruma şükretmemiz, çok şükür ya Rabbi dememiz lazım, değil mi anacığım? Orası öyle de olur. Her yer böyle anacığım. Biz şükretmesini bilirsek hiç mesele kalmaz anacığım. Hadi anacığım, ellerinden öpüyorum. Ellerinden öpüyorum, hayır dualarını eksik etme anacığım. Hadi anacığım. Hadi.
Çok şükür demesini bilmek lazım Ayşe. Güle güle hanımefendi. Kim var sırada? Beyefendi var efendim. Gel kardeşim. Öpeyim. Buyurun beyefendi. Öpeyim sayın bakanım. Buyurun beyefendi. Hayırlı olsun. Çok şükür, çok şükür. Öpeyim. Beyefendi, aylardır işkence görüyorum. Ne ağzımda diş kaldı, ne gözümde hayır kaldı. Yok yok yok, böyle konuşma kardeşim. İnsan çok şükür, çok şükür demesini bilmesi lazım, öyle değil mi? Bak, işkence görmüş olabilirsin. Ama elin ayağın tutuyor, öyle değil mi? Kıçın üstüne oturabiliyorsun, değil mi? Ne olursa olsun, önünde uzun yaşanacak yıllar var. Çok şükür ya Rabbi demesini bilmek lazım. Daha önünde çok yıllar var, hadi üzülme. Fakat beyefendi, benim gibi yüzlercesi var içeride. Çok şükür, yapmayın çok, beyefendi. Çok şükür, çok şükür. Şükür, ama şükür. Beyefendi. Turp gibisin, turp gibisin. Güle güle. Hadi, hadi. Bekle. Hadi, hadi bak. Efendim beyefendi var. Gel canım, gel bakalım. Buyurun. Aferin, gel bakalım. Efendim ben öğrenciyim. Bu sene 1,5 milyon öğrenci üniversite sınavlarına girecek. Bunların 1 milyonu yine açıkta. Halimiz perişan. Hayret bir şey kardeşim ya. Yani çok hayret bir şey ya. Yani burada benim babam ilkokul mezunu. Ben buna şükrediyorum. Senin söylediğin hesaba göre orada 1 milyon kadar lise mezunu var. Aydın adamsın, okumuş adamsın. Buna şükretmek lazım kardeşim. Çok şükür demek lazım. Hadi kardeşim çok şükür de. Çok şükür, çok şükür. Çok şükür diyoruz delikanlı. Arkamıza bakmadan yürüyoruz. Güle güle canım. Efendim sizinle görüşmek istiyorlar. Televizyondan. Evet efendim, ben olacak o kadar televizyonundan geliyorum. Buyurun efendim. Efendim size birkaç soru sormak istiyorum. Buyurun. Nereden aklınıza geldi bu şükür bakanlığını kurmak? Efendim bilindiği gibi milletimiz azla yetinmesini, şükretmesini bilen bir toplum. Biz de bu gelenekten istifade ederek şükür bakanlığını oluşturduk. Gerçi vatandaşlarımız kendi başlarına da şükretmesini biliyorlar ama birkaç tane manakırı ne diyor? Onu da biz bakanlığımızın özel gezici çok şükür timleriyle bertaraf ediyoruz. Efendim bana kalırsa siz bu yöntemle ancak birkaç kişiyi susturabilirsiniz. Ona da şükür. Ona da şükür. Bazı insanlar yaşamları boyunca karşılık beklemeden barışı, demokrasiyi savunurlar. Eşitlik ve özgürlükten yana olurlar. Ülkemizde bu insanlar eninde sonunda hak ettikleri ödülü alıyorlar sayın seyirciler. Çalıştır şunu. Tamam, çalıştırıyorum. Bu mu? Aha. Gerçekten 20. yüzyılın en önemli şahsiyetlerinden biri. Evet. Yazdığı her söz çok derin anlam ve mesajlar taşıyor. Yazdıkları ve yaşadıkları hakkında duygulanmamak elde değil. Ayrıca gerçek bir halk kahramanı. Acılarla ve çilelerle yoğrulmuş bir hayatı var. Hiçbir zaman kendini düşünmemiş. Her zaman başkaları için yaşamış ve gözünü budaktan sakınmamış birisi. Gerçek bir barışsever. Bütün dünyada çeşitli ödüller kazanmış değerli bir insan. Onuruna verilen davetlere katılmıyor. Bunun yanı sıra grev yapan işçilere katılıp onların davalarını destekliyor. Kaç kere işsiz kalmayı göze alıp yazdığı makalelerin değiştirilmesine şiddetle karşı çıkmış. Ya böyle bir zamanda böyle helal süt emmiş biri binde bir, hatta daha az. Her hafta çocuk esirgeme kurumunu ziyaret edip oradaki çocuklara bir sürü hediyeler götürülmüş. Tabii çünkü o da yetim, kimsesiz. Onların halinden en iyi o anlar. Arkadaşlar vurulacak adam bu. Çok iyi bir seçim yapmışsınız şef. Bundan iyisini bulamazdınız. Ortalık hareketlenecek desenize. Avucum kaşınıyordu, iyi oldu. Çoktandır paslanmıştık zaten, iyi oldu. Bu iş tamam. Bundan sonrası ne olacak? Bunu buluncaya kadar canım çıktı. Memlekette böyle çalışkan, dürüst adam mı kaldı? Temizliğe temizliğe bitirdiniz hepsini. Uluslararası protokol, hükümet protokolü derken ulusça protokolik olduk sayın seyirciler. Artık sıradan vatandaşların bile protokoldeki yerleri önem kazandı. Al işte. Ve sayın seyirciler, Nurcan Yatır'ın protokoldeki yeri değişti. Ay gider artık sen buradan! Ay! Orada sen duracaksın! Ya! Karısı sensin! Çek! Sayın Nurcan Yatır, protokoldeki yeriniz niçin değiştirildi? Anam benim herif, benim üstüme gitti. Aha bu yamuk karıyı aldı. Bu karı alınır mı? Aha buna bak, buna bak. Sonra gitti bu karının üstüne bu salak karıyı aldı. Bu karı ucuzlukta bile alınmaz. Aha bu var ya, kafasında hiçbir şey tutamaz. Bu çişini bile tutamaz. Şimdi duydum ki gitmiş bugün bir karı daha almış. Ne oldu? Tabii benim protokoldaki yerim değişti. Kaya kaya aha buraya kaydım. Buradan da Dahtalı köye giderim artık. Hanımefendi siz hamile misiniz? Ah onun gazı var gazı. Dikkat! Geliyorlar! Gel lan gel gel gel! Rahat ulan karılar! Ne güzel şeysin sen tatlı. Protokolde en başta yer almak ister misin? Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Arada
bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Ay biliyorsunuz sayın seyircilerim, beni Rıfkı'dan önce ne hakimler ne savcılar istedi de varmadım. Ay iyi ki varmamışım anacığım. Adamcağızların 5 kuruş parası yok. 2 yakaları bir araya gelmiyor vallahi. Günaydın, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Vallahi bildiğin gibi işte. Günaydın çocuklar, ne haber? Hoş geldin. Günaydın Rasim'ciğim. Günaydın, nasılsın? Aman ben alayım, duruşmayı kaçırıyorum. Tamam. Rasim, sana bir şey diyeceğim ben. Ne diyorsun, söyle bakayım. 2 milyon boş ver. He? Ne diyorsun, anlamıyorum. Usta, bir 2 milyon boş ver, ev kirası ödeyeceğim. Ne güldün? Ben de senden istemeyi düşünüyordum da ona gülüyorum. Ha çocuklar, sizi bugün bir daha göremeyebilirim. Biriniz bana bir 500 bin lira borç... Geç yavrum. Biriniz diyorum bana bir 500 bin lira borç... Günaydın. Günaydın efendim. Biriniz diyorum bana bir 500 bin lira ödünç verin bugün ya. Ne biçim yargıçsınız be? Cebinde 500 bin lirası olmayan yargıç olur mu? Bu soruyu bize değil, yukarıdakilere sorman lazım. İstemeyerek kulak misafiri oldum, 500 bin lira borç verebilirim. Hay Allah razı olsun. Geçen ay gün olacak peki? Kaçmıyorsun ya canım, ödeyemezsem mahkemeye veririm. Siz hiç bakmayın, başka param yok. Ama siz de Mübaşir Hasan'dan isteyin, onda her zaman vardır. Osmanoğlu Ömer Kınık, mahkemeye! Osmanoğlu Ömer Kınık, mahkemeye! Sayın yargıcım, müvekkilimin söyledikleri günlük yaşamda kullanılan sözcüklerden olup hakaret kasti taşımamaktadır. Yaz kızım. Şahitlerin dinlenmesi için duruşmanın 10. ayın 5'ine ertelenmesine karar verildi. Bağırdım Hakim Bey, bağırdım. İnkar edecek değilim. Ya iyi de neden bağırdın kardeşim? Niye bağırıyorsun? Sebep ne ya? Bağırmamam lazımdı ama kendimi tutamadım. Bağırdım işte. Gerekli incelemelerin yapılması için sizden süre istiyoruz efendim. Mahkemenin 5. ayın 12'sine saat 10.30'a ertelenmesine karar verildi. Hakim amca beni iyice sıkıştırdı. Köşeyi de sıkıştırdı. Oramı buramı hep mıncıkladı. İmdat, polis yok mu diye bağırdım. Sonra dışımdan tutup da yürü yerlerde sürükledi. Kira istemek için gitmiştim. Daha kapıyı açar açmaz bana bir tokat. Aa, ne olduğumu anlayamadım. Neymiş? Ben onun kocası için gitmişim. Ayol ben koca istedikten sonra bana koca mı yok? Daha var kim bana? Hakim Bey, tutmuşlar tavuklarımın hepsini teker teker kesmişler. Bizim elimiz armut toplamıyor ki. Gelin bir haber verin. Çıkartalım bahçenizden tavukları değil mi ya? Hepsini tutmuşlar teker teker kesmişler. Kopartmışlar kafalarını. Daha var kim Hakim Bey? Pencereden halı silkeliyordum. Aşağıdan yakalamış halının çekiyordu, çekiyor, çekiyor da çekiyor. Neredeyse halıyla birlikte ben de aşağıya düşecektim. Daha var kim Hakim Bey? Yeter diye bağırmıştı. Hayır. Kaç para diye sordum. Kaç para ise verelim dedim. Efendim açıkça görünüyor ki taraflar şiddetli geçimsizlik içine düşmüşler. Of ya ne diyorsun sen ya? Ya Nezahat kaçın dosya kızım? Canan efendim. Canan bu kaçın dosya ya? Daha 14 efendim. Ya daha bu 14. dosya ya. Hay öleceğim ya Rabbim ya. Ya kim kesti? Tavuğu kim kesti? Tavuk. Tavuk değil efendim. Tavuk değil de tavuk ya. Müvekkilim geçinemediklerini defalarca şahitlerin huzurunda beyan etmişler. İşte şahidim burada. Kim ya? Senin şahidin kim? İşte burada efendim. Ne? Sen şahit mi? He? Ben şahidim efendim. Şahitsin. Bu kadının imdat polis diye avaz avaz bağırdığını duydun mu? O 6. dosyaydı efendim. Ne diyorsun Nizat sen ya? 6. dosya. 6. dosya o ya. Ne biçim konuşuyorsunuz ya? Sen peki ne sıkıştırıyorsun lan bu kadının nerelerine, şuralarına, buralarına sürttüğüm kaytan bıyıkları mı? Efendim o da ne? 9. dosyaydı. Ya Nezahat baksana sen işine ya. Ne konuşuyorsun ya burada? Efendim uygun görürseniz beni kendilerinden dinleyelim bunu. Gülseren de ayıp duruşmaya. Hakim Bey, bu adam bize 6 aydır nafaka vermiyor. Ben bu çocuğa hangi parayla bakayım? Söyleyin bana hangi parayla bakayım? Ben bu çocuğu anamın evinden getirmedim ki. Bu adam bana para verecek, ben de bu çocuğa bakacağım. Yani ne yapayım? Gideyim de kötü kadın mı olayım? Öyle mi bakayım çocuğuma? Söyleyin bana Hakim Bey. Şimdi tutturmuş çocuğumu istiyorum diyor. Ben bu adama çocuk nasıl veririm? Bu çocuğuna bakamaz ki. Bu kötü kadınlardan dolaşır. Ben biliyorum. Üstelik bu adam alkoliktir, alkolik. Hakim Bey, karım yanlış beyanda bulundu. Ben alkolik değilim. Baba. Her ilişki içtim doğru. Baba. Ama toplasanız bir şey demiştin ya. Şimdi soracağım. Baba para verecek. Bir şey rakı içen adam. Ben alkolik. Ben bunu biliyorum. Hakim Bey, yüce asaletinizi nasıl?
para vereceğim demiştin ya. Oğlum vereceğim dedim ama Rasim amcana sordum, onda yoktu. Çaycıda da yokmuş, akşam hallederiz. Ama baba olmuyor böyle. Lan oğlum ne yapayım, kendimi mi satayım lan? Allah Allah. Pardon. Kaç aydır bu dava sürüyor? Aç, bilaç, perişan, benim çocuğumun hali ne olacak? Bu çocuğun durumu ne olacak? Benim durumum ne olacak ha? Efendim, uygun görürseniz bir de kendisinden dinleyelim. Hadi dinleyelim, peki dinleyelim. Efendim bakın, ben 9:30 sıralarında bankaya gittim. Kendi odama girdim, kapıyı açar açmaz bir de ne göreyim? 4 tane izbandut ayı beni bekliyor. Bizi idare edecek parayı mübaşir Hasan'dan isteme. Ama geç kalmamalıyım öyle. 10 gün sonra öderim de. Yok yok, 15 gün sonra öderim desem. 15 gün çok mu olur acaba? Of, hay Allah. İfadesini duydunuz, ne diyorsunuz hakim bey? 10 gün sonra diyorum, ödeyebilir miyim bunu diyorum. Efendim? Buyur. Kız kaçın dosya bu, ne zat? Canan efendim, daha 17. dosyadayız efendim. 10 dakika ara veriyorum. Anlaşıyorum. Abdurrahman Yamanoğlu, imdat, kurtaran! Yok mu kurtaran? İmdat! İmdat! Hasan efendi, sana bir şey söyleyeceğim ya. Buyurun hakim bey. Bana ay başına kadar biraz borç para versene. Sende vardır, ay başına veririm. Vallahi yok hakim bey. Biraz evvel ağır ceza reisi istedi, ona verdim. Olsa vermez miyim? Peki, sağ ol. Bir dakika hakim bey. Daha önce de haber gönderdim, ilgilenmediniz. Şu bizim davayı bir halletseniz. He? Ne diyorsun sen kardeşim? Ne davası? Şu bizim davayı halletseniz diyorum yani. Yani size 3 milyar lira öderim. Lehinize hallederseniz. Hemen keş. Hayatınızda kazanamazsınız bu parayı. 3 milyar. 3 milyar. Bana 3 milyar. Şu bizim işi hallet. Sana 3 milyar anında. Aramızda. Demek bana 3 milyar lira vereceksin, öyle mi? Yani davayı senin lehine sonuçlandırırsam. Yani mahkemede senin tarafını tutarsam bana 3 milyar lira vereceksin. Ev kiramızı ödeyemiyoruz. Bakkal borcumuzu da ödeyemiyoruz. Hatta karımıza, çoluğumuza, çocuğumuza da para veremiyoruz. Hatta işimize de yürüyerek geliyoruz. Ama rüşvet almayız, anlıyor musun? Satılık değiliz. Türk adliyesinin namuslu temsilcileriyiz. Rüşvet almayız, anlıyor musun? Satılık değiliz, anlıyor musun? Satılık değiliz, namusluyuz. Asit. Türk adliyesinin namuslu temsilcileriyiz. Rüşvet yemeyiz, anlıyor musunuz? Rüşvet almayız, adaleti satmayız, anlıyor musunuz? Satmayız adaleti. Uykularım bölünür her gece, düşünceler memleketi. Ben miyim bu her gece kurtaran memleketi? İnsan insanın kurdu, insan insanın kurdu. Adalet mülkün temeli, paran çoksa haklısın, paran yoksa işkence. İnsan insanın kurdu, insan insanın kurdu. Adalet mülkün temeli, paran çoksa haklısın, paran yoksa işkence. Uykularım bölünür her gece. Nani 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 nani. Reklamlardan sonra ben geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Olacak, olacak, olacak o kadar. Ay anacığım.
Zavallı Bestami'yi kaba yerinden vurdular. Ay çok üzüldüm vallahi. Hemen hospital'a aradım. Kemancısı çıktı. Bestami nasıl dedim. Adam kık 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 gülüyor. Ay maynak mı ne? Çok merak ediyorum vallahi nasıl oldu acaba? İyi akşamlar sayın seyirciler. Bilindiği gibi ünlü şarkıcı Bestami kalçasından vuruldu ve hemen arkasından komaya girdi. Ailenizin muhabiri ben Hamit El Sabah ve tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle olayın üstüne üstüne gittik ve olayın altını üstüne getirdik. Bestami'yi kim vurdu, niye vurdu? Henüz bu sorular aydınlanmış değil. Konuyla ilgili olarak ülke çalkalanırken Bestami yabancı ülkelerde bile günün konusu haline geldi. Prens Charles olaydan duyduğu üzüntü nedeniyle Diana ile birlikte dün gece gözlerini sabaha kadar kırpmadıklarını belirtti. Bill Clinton ise kabineyi gece yarısı toplayıp onlara saksafonla Nihansın Dide'den isimli parçayı çaldı tabii üzüntüsünden. Polis tahkikatı çok yönlü olarak sürdürüyor. Bu arada biz de boş durmadık ve Cevat Kelle ile birlikte katilin kim olabileceği konusunda ihtimalleri araştırdık. İşte birinci aday gazinocular kralı, kral ikinci Faruk Arslan'ım benim. Bestami kemancısı İsmail Hakkı Bey ile birlikte kral ikinci Faruk Arslan'ım beyin gazinosunda çalışıyor. Her işe karışıyor. Faruk ise bu duruma dayanamıyor. Bestami İstiklal Gazinosu'ndaki makyaj odasına giderken gazinonun mutfağından geçiyor. Bakalım neler oluyor. İyi akşamlar, hepinize hayırlı işler. İyi akşamlar. Ay sen ne yapıyorsun kuzum orada? Müşterilerden altan yemekleri topluyorum, porsiyon yapıyorum, başka müşterilere yolluyorum. Aa sen ne yapıyorsun kuzum? Şişenin dibindeki viskileri toplayıp bütün bir şişe yapıyorum. Bardaki viskileri biriktirdim, tamam mı? Tamam. Peki gazinocular kralının bundan haberi var mı ayol? Ayol haber olmaz olur mu, kendisi yapmamızı istiyor. Ay benim çalıştığım gazinoda böyle bir rezalet olmaz. Ay kovuyorum hepinizi. Ay. Hadi defolun buradan, kovdu bunu şimdi. Haydi. Ay yeme ayol şu bulaşıkları, yeme ayol. Aa çöp tenekesi mideli herif. Günah değil mi? Dökülecek bunlar. Şimdi de aşçıyla garsonları kovdu efendim. Kral Faruk'un nesi var? Sinirden gözleri döndü. Allah'ım sen bana sabır ver. Şimdi elimden bir kaza çıkacak. Sayın seyirciler, Bestami'yi patronu Kral II. Faruk vurdurmuş olabilir. Bitir şunun işini. Önce parayı görelim. Sahneye çıkarırım seni. Meşhur ederim. Hayatın boyunca katillik yaparak yaşayamazsın. Ben doğuştan katilim. Tabanca çekersin seyirciye. Kurşun atarsın. Kurşun. Bir ikinci ihtimal ise Bestami'nin program sırasında münakaşa ettiği bir müşteri. Bu akşam güzel vakit geçiriyoruz ha. Oğlum. Buyurun. Gel bakayım buraya. Şu viskileri bir tazele bakalım hadi. Hadi. Bestami'nin başından aşağı bir dök görelim bakalım. Nasıl? Bu gece iyi eğleniyoruz ha. Paraya kıydım, sizi güzel yere götürdüm bakın. Ben sana hayranım. Döküldü kilim yandı. Ben sana hayranım. Bekleyim dedim.
sana hayranım. Garson! Buyurun efendim. Gel bakayım çocuğum. Şu gülleri yeni yoldum. Bu tabağı da Haydar abimizin şerefine dök bakalım Mesnavi'nin başından aşağı. Baştır. Ulan oğlan bülbül gibi şakıyor be. Nurum! Hadi içelim güzelleşelim. Ay gülüp durma sinirim zaten tepemde ayol. Aa! Çöp tenekesine çevirdiler herifi. Ahmet kardeş bir tek sen kaldın. Garson! Buyurun efendim. Gel lan buraya. Al bakayım. Gül yaprağı kalmamış, şu elma kabuklarını da Ahmet kardeşimizin şerefine dök Bestami'ye. Aşkım. Sağ olun. Gazır ol geliyor seninki. Ay kes ayol kes. Bravo! 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 Yaşa! Gelen döküyor, giden döküyor. Ayol çöp tenekesi gibi oldum, çıldıracağım ya. Ne yapayım Bestami Bey? Gazinoda çiçek kalmadı. Çiçek niyetine döktürüyorlar. Ay getir bari kül tablalarını da döktü oldu olacak. Gel buraya lan gel köpek. Bu öndeki gangasterler mi yapıyor bunu? Evet Bestami Bey, yerli mafyaymış. Şimdi ben onlara yerliyi, yabancıyı gösteririm. Allah'ını seven tutmasın ayol. Beyler affedersiniz ayol. Ay çok affedersiniz, özür dilerim. Eğlencenizi böldüm. Estağfurullah, gel buraya bakayım yavrum. Çek elini haydut, çek elini. Kıskaç gibi tuttu bırakmıyor. Nedir seni böyle sinirlendiren gülüm? Ayol gül yaprağı döktünüz bir şey demedim. Fındık fıstık döktünüz gene bir şey demedim. E bu kokmuş elma kabuklarına ne demeli ya? Adet böyle Bestami Bey. Müşteri az solistin başından aşağı döker. Çiçek döker, gül döker, ne bileyim ben. Ne bulursa onu döker. Adettendir. Bundan böyle ben bu adeti değiştiriyorum. Artık bundan sonra az solist müşterinin başından döküyor. Hadi bakalım al. Al bakalım hadi. Oh! 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 Oh, iyi mi oldu? Ha, iyi mi oldu? Ay, içim ferahladı ayol. İntikamım çok kötü olacak. Hadi bakalım Haydar abi, ne yapacağını biliyorsun. Göreyim seni. Bir ihtimal daha var, o da Uvertür Nermin mi dersin? Kurbanın olayım abi, bırak onu. Ay dürtüp durma kız, görmüyor musun elimde sopa var, çıkartıvereceğim şimdi gözümü ya. Ay abi biz birbirimizi seviyoruz, ben hamzasız yaşayamam. Ay abi diye tutturdu karı ayol. Ay annem yaşında karı bana abi diyor, tövbe yarabbim. Peki abla son defa söylüyorum, tamburcumu bırak, hamzam benimdir. Hadi git kız şuradan defol, 5 dakika sonra sahne alacağım. Ben senin tamburcuna kalmadım. Beni ne davulcular, zurnacılar istedi de ben ilgisiz kaldım. Bana bak abla, son defa söylüyorum. Eğer o tamburcunun peşinde dolaştığını görürsem vallahi seni cart diye ayırırım. Ay bu da beni kıskanıyor, gel kız buraya. Ay seni mantı astarı gibi yırtarım vallahi. Cart, ay herkes beni kıskanıyor ayol. Çatlayın inşallah emi. Sus abla, parçalarım vallaha. Çekil ayağımın altından şişko. Ana, nesi var bu kızın? Ay tamburcuyu kıskanıyor ayol. Ay ben hiç böyle kart heriflere bakar mıyım? Beni bilmez misin ayol? Hiç bakmazsın canım. Gazinoda adam kalmadı. Vestiyer bulaşıkçı komya. Boğul inşallah. Boğul. Nefesin tıkansın öl. Ay şimdi de canımdan çok sevdiğim tamburcum Hamzam için bir parça. Seninle düştüm dile. Allah! Bana bak ulan karı! Bırak çabuk Hamza'yı, bırak diyorum sana, bırak! Ay Hamza'yı sana yedirmem. Abi tamburumu kıracaksınız, durun ya! Tamburumu... Karı bozuldu seni, karı bozuldu. Yürü lan, yürü! Ahlaksız karı! Ay karının başına vurmuş, Ay solist altı bozuntusu tepemi deldi ayol. Sabancanın oğlu mermi, seven böyle eder mi? Ay dur ayol, saçmalama, ay yapma! Ah! 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 Evet,
Değerli seyirciler, durum bundan ibaret. Polis tahkikatı derinlemesine sürdürüyor. Bu arada biz size soruyoruz. Bestami'yi kim vurdu? Eğer katiliniz Gazinocular Kralı Kral II. Faruk ise 900 küsürü arayın. Yok katil yerli mafya diyorsanız 900 küsürü. Yok Bestami'yi vuran Uvertür Nermin diyorsanız küsür 900'ü arayın. Doğru bilenler kebir kazanacaklar. Güneş, Bestami'siz kötü doğacak. Bestami, kimin vurduğunu öğrenmek istiyorsan beni ara. Beni aramazsan fena yaparım. Sayın seyirciler, ünlü büyücü Kezban Vişne de Bestami ile ilgili kehanette bulundu ve kısa süre sonra da süpürgesine binerek olay yerinden uzaklaştı. Bakalım haftaya Bestami komadan çıkacak mı? Hastane masrafları ne olacak? Ben Hamit El Sabah ve tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle bütün bu soruların cevabıyla birlikte haftaya karşınızda olacağız. Sevgiler, saygılar. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Buraya koymak değildir. Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar.